Bugünkü Paşa Limanı adasındaki çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi konumuz Fransız Rıfat Cengiz. Rıfat abi merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi ziyarete geldik. Sizler de nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Önce sizi tanıyalım. Bir kendinizi tanıtın bize. Kimdir Rıfat Cengiz? İsmim Rıfat Cengiz. 1943 doğumluyum. Aslım Uşaklıyım. Uzun yıllar 36-38 sene yurt dışında kaldım. Sizin gibi bir arkadaş vasıtasıyla adaya geldik. Adanın evet. Havasını, suyunu... Kaç yılında geldiniz adaya? 11 sene önce geldim yani. 11 yani 2012'de. 2012 yılında geldik. Evet. Bilmiyorum yani havasını, suyunu çok çok sevdik buranın. Yerleştik yani. Burayı memleket edindik, yurt edindik. Biz memleketimiz diyoruz ama bazıları da bize yabancı diyorlar. Yabancı mısınız? Bir de size Fransız lakabı taktılar burada. Fransız Rıfat diyorlar. Neden? Yani Fransa'da uzun yıllar kaldığımız için. Sizi Fransız, daha çabuk tarif etmek adına. Daha çabuk tarif etmek adına Fransız diyorlar. Fakat bazı yerli halk adında da bize yabancı ya gözüyle bakıyorlar. Hatta aslında ben yabancı değilim. Bu memleketin çocuğuyum. Evet. Benim dedem Çanakkale'de yatıyor. Şehit çocuğuyum. Şehit torunuyum. Evet. Yani bu memleketime bir hizmet yapabilirsem, bir ağaç dikebilirsem kendimi mutlu hissedecek kişiyim. O zaman tekrar Fransa'ya dönelim. Fransa'da ne yapıyorduk? Fransa'da ben işçi olarak çalıştım, kimya fabrikasında. 36 senem geçti orada, bir fiil çalıştım. Emekli olduktan sonra 3 çocuğumu ve 5 torunumu orada bıraktım. Buraya yerleştim şimdi. Geldiniz. Geldik. Çocuklarım da seviyor burayı. Evet. Nasip olursa çocuklarım da burayı yerleştirmek. Burada çok bakir bir yer. Evet. 12 yıl sonra geldiniz, 12 yıl önce geldiniz. Sizden sonra da bir sürü insan geldi. Nasıl geçiyor Poyrazlı'da hayat? Poyrazlı'da hayatın ben çok güzel olduğunu düşünmeme rağmen birçok zorluklarla karşılaşıyoruz maalesef. Nedir bunlar? Zorluklarla karşılaşıyoruz derken mesela bir ağaç dikimine karşı çıkan insanlar var. Evet. Ne bileyim burada köyde köyümüzün doktoru yok. Buna benzer çok noksanlarımız var yani. Şimdi Rıfat abi ben sizin bahçeyi gördüm. Siz güzel bir çevre aktivistisiniz gördüğüm kadarıyla. Çok değişik meyveler, ağaçlar var. Neler var onlardan bahsedelim. Şimdi ben buraya yerleştiğim zaman ben tabiatı çok seven bir kişiyim. Tabiatı, ormanı, ağaçları çok seven, toprağı seven bir kişiyim daha doğrusu. Burayı bahçe olarak ayırmıştım kendime. Buranın yerli halkı beni biraz işe gördüler. Ne yapacaksın diye sorduklarında dedim bahçe yapacağım, meyve ağacı dikeceğim. Şöyle dediler bir etrafına bakar mısın? Bizim burada hiç dediler meyve ağacı var mı? Burada zeytin yetişir, incir yetişir. Ben dedim yapayım, olmazsa da ondan sonra iş yaparım. Ve yaptık, başarılı olduğumuzu sanıyorum. Hatta birkaç arkadaş bunu örnek olarak aldılar. Evet. Bizim usulden yaptılar ve mutluluk verdi bana bunlar. Siz sonuç aldınız bahçeden. Meyvelerinizi gördüm üzerinde. Tabii ki yani hiçbir şey olmaz dedikleri yerde ben mandalina yetiştiriyorum, evet. Şeftali yetiştiriyorum. Gördük bahçede. Yetiştirdiğimiz bu şeftaliler de Bursa'ya, İstanbul'a gidiyor. Sizin gibi aziz dostlarıma gönderiyoruz. Çok yani. Güzel, çok güzel. Tebrik ederim. Bu olmaz diyen insanlar bu durum karşısına nasıl bir tavır takındılar? Sonradan kere dedim ya bazı dönüş yapan kişiler oldu. Hatta benim yaptığım şeyleri biz burada Poyraz'ı kesmek için bir çamlar dikmiştik görürsünüz. Evet. Yani o çamlar dikildikten sonra burası Poyraz değil Antalya oldu. Evet. Yani yetişmez dedikleri her şey yetişiyor. Bundan örnek alıp yeni yeni şeyler yapan insanlar var yani. Evet Rıfat Bey bugün kendimizi biz Poyraz'a ayırdık. Poyraz'da sizin gibi gelip burasını kendilerine memleket, yeni bir yaşam alanı seçen bir sürü insanla karşılaştık ama burada yaşamanın da bir bedeli olduğunu gördük. Mutlaka. Siz de az önce bahsediyoruz, ben sözünüzü kestim. Oradan devam edelim. Nasıl zorluklarla karşılaşıyoruz? Zorluklar deyince yani insanları ikna etmek çok çok zor oluyor. Bir orman yapmak için yani şu karşıdaki koca da biz orman yaptık burada. Fakat çok uzun yıllarımıza mal oldu. Evet. Ama sonunda demek ki başarılı olabiliyor insan yani. Kaldı ki belki bu hayatta sonucu göremeyeceğiniz bir yatırım gelecek nesiller adına başlattınız.
Gerçekten ben de gördüm bugün, çok güzel olmuş. İleriki yıllarda gençler tabii onları görür yaşar. İnşallah, Diğer inşallah. şeylerden bahsediyorduk, yaşamsal sıkıntılardan. Şimdi bir de benim başka bir emelim daha vardı burada. Ne bileyim, bir misafir geldiği zaman rahat edebileceği bir sahil hayal ediyordum hep. Hatta onu yapmayı çok düşündüm. Fakat maddi imkansızlıklar dolayısıyla dernekten yapamadık biz bunları. Nasıl bir beach falan mı düşünüyordunuz? Yani oraya bir şezlong koyalım, ne bileyim bir şemsiye koyalım. Orada bir çocuk şey yapsın, bunu satış yapsın. Ve bu yaptığı satış karşılığında da orada tertemiz bir sahilimiz Siz olsun. bunu dernek adına düşündünüz. Tabii ki Oraya dernek. geleceğim. Bir de dernek kurdunuz burada. Evet. Derneği hangi amaçla kurdunuz? Neydi düşünceniz? Şimdi ben hatizatına dernekçiliği biz yurt dışında da yaptık. Yurt dışında yaptığımız dernekten bizim 3 tane futbol ekibi, 2 tane futbol ekibimiz vardı, minikler ve büyükler. Folklor ekibimiz vardı. İlk etapta biz siyasi olarak birbirimizi çok kırdık, döktük, mücadele verdik. Fakat şimdi döndüğümüz zaman bizim o dernek çatısı altından çıkan çocuklar, ben uzaktan gördüğüm zaman çocuk mahcup olmasın diye yanına yaklaşmıyorum fazla. Fakat çocuk koşarak geliyor elimi öpmeye benim. Evet. Oğlum neredesin, ne iş yapıyorsun dediğim zaman ben falan yerde müdürüm Rıfat amca diye Evet. konuşuyor yani hepsi de. Yani ektiğiniz fidanlar meyve verdi diyorsun. Kendilerine ya sizlerle ben gurur duydum. Gurur duyuyorum sizinle dediğim zaman Rıfat amca kendinizle gurur duyun. Evet. Biz sizin koltuğumuzun altında yetiştik, bu hale geldik diyorlar ve bu da bana büyük mutluluk veriyor yani. Evet. Burada da acaba buna benzer bir faydamız dokunur mu diye şey Ama yapmıştım. Poyraz'da sosyal etkinlik bildiğim kadarıyla yok. Hiç yok hem de hiç yok. Çünkü gençlere hitap eden hiçbir şey Hiçbir yok şey yok. adada. Ne Spor bileyim, yok. sporumuz yok, okulumuz yok. Evet. Birçok şeyden mahrumuz yani. Gençleri burada tutmak oldukça zor yani. Sizin kurmuş olduğunuz derneğin bugün etkinliğini çektik. Çok güzel bir kermes yaptılar. İşte burada yaşanan sinek olumsuzluğuna karşı mücadele edeceklerini söylediler. Ne diyorsunuz? Çok çok güzel bir şey olur. Çok güzel olur. Fakat biz daha evvel de yaptık bunu dernek adına. Burayı ilaçladık, ilaçlar aldık. Fakat bizim tek başımıza yaptığımız şey yetersiz kalıyor. Evet. Bugün buranın sineğini yani öldürsek de rüzgarla 2 gün sonra başka Harmanlı'dan geliyor, Paşalimanı'ndan geliyor. Süreklilik Yani istiyor ilaçlamak için. adayı toplu olarak ilaçlamak Gönüllü. gerekiyor. Gönüllü. Sineğin yerini kurutmak geliyor, bataklığı kurutmak gerekiyor. Ne bileyim Mart Nisan aylarında avre döneminde sineklere Evet. Şubat ilaçlamak ayında. gerekiyor. Maalesef bunlara da dernek olarak biz yetişemedik yani. Rıfat abi avcılık var mı? Hayır efendim, av Yok. yapmam. Tam tersi, hayvanları çok çok severim. Evet. Av yapılmasına da karşıyım hatta. Biliyorsunuz özel koruma alanı Paşaliman Adası. Biz bir dönem geldik ormanla birlikte buraya keklik saldık. Görüyor musunuz? Keklik sesi duyuyor musunuz? Duymaz olur muyuz? Biz hanımla ikimiz burada duyuyoruz. Hatta bir teybi aldım, fotoğraflarını çektim. Evin yakınına kadar geliyorlar o zaman. Tabii tabii bahçeme geliyorlar buraya. Çok güzel. Hatta mümkün olsa onları yiyecek taşıyacağım Tavşan ben. durumu var bir de. Tavşanım da var. Bahçede tavşanımız var. Ev tavşanı, bayır tavşanı, kurt Kayır tavşanı. tavşanı, Kurt bayır tavşanı, tavşanı bayır geliyor. tavşanı. Beslediğiniz için dokunmuyorsunuz. Ya hayır, hayır, ne diye dokunayım? O da Evet. nasibini yesin. Ne yiyecek ki? İki domates yer. İki Evet. domates yer. Varsın yesin hayvancık. Bazen avcılar izin alıyordu. Vahşi bir avlanma söz konusuydu. Biz de yayın kuruluşu olarak olayın üzerine gittik. Erdek Kaymakamı olaya müdahale etmişti. Ondan ben çok çok sevindim. Hatta avcılarımız bizim doyumsuz avcılar. Yani bir tane keklik vurup da kalmıyorlar. Ne kadar bulabilirse o kadar vuruluyor. Yani ben Vahşi buna avlanma yapıyorlar vahşi diyorsun. avlanma yapılıyor. Buna çok çok Niye karşıyım ben yapılması şey lazım? oluyorum. Ya bilmiyorum da avı belirli bir zaman için yasaklamak gerekiyor. Ondan Evet. sonra da bir limit koymak gerekiyor buna. Adam Evet. gelsin mesela 2 keklik vursun gitsin daha fazla vurmasın. Sonra burada köyün içinde de avcılık yapan kişileri gördük biz. Evet. Allah muhafaza birisi çıksa insanı da vurabilirsin yani köy içinde. Denetim yetersiz mi diyorsunuz? Tabii ki yetersiz. Tabii ki Evet. yetersiz. Bizde bazı kayırmacılar da var. Bu kayırma sayesinde adam istediği gibi av yapıyor. Evet. Deniz avcılığı var mı? Severim. Fakat yaşım müsait değil ona.
Evet. Yaşımız geçmişte sanki. Yapmıştınız. Yani bir iki defa gittik ona, torunları memnun etme adına. Fakat yaşım müsait olmadığı için bize göre bir şey değil. Yani. Nasıl temin ediyoruz örneğin balığı? Balığı burada sağ olsunlar, bizim komşularımız var, arkadaşlarımız var. Yakaladıkları zaman bize haber veriyorlar. Onlardan biz de faydalanıyoruz. Evet Rıfat Bey, çok güzel bir sohbet ettik. Sona geldiğimizde kamudan, yerel yönetimden beklentilerimiz nedir Poyraz'da olarak? Poyraz'da olarak yani genel yönetimin buraya el atması gerekiyor. Biz bundan yıllarca mahrum kaldık yani genel yönetimlerden. Evet. Çok ayrıcılık yaptılar. Siyasi olarak çok ayrıcılığa uğradık. Zaten bu deniz kenarları bilmiyorum da maalesef üvey evlat muamelesi görüyor. Evet. Bizim yaptığımız röportajlarda en önemli aksaklığın imar mevzuatından olduğunu gördük. Malum Paşa Limanı Adası, Kapıdağ Yarımadası'nın olduğu gibi bir imar yasağı kapsamında. Evet. Siz de buraya bina yaptınız, ödediniz mi ceza? Geldi mi? Ben ceza ödemedim, imar affından yararlandım. Aftan yani istifade ceza, ettiniz. Ceza ödemeden imar affından yararlanarak yaptık, biz iş yaptık. Evet. Başka size sormak istediğimiz... Sonra bir de benim burada yerim müsait olduğu için %7 bir yapma... Mevzuata uygun olarak yaptınız. Mevzuata uygun olarak yaptım yani. Evet, biz o zaman son olarak ben spora gene tekrar geliyorum. Kapıdan girerken sarı kırmızı güller gördük. Nedir hikayesi? Teşekkür ederim yani, teşekkür ederim. Bu da bizim gönlümüzden geçense. Sarı kırmızı Galatasaraylıyım ben kendim. Evet. Aynı zamanda milli futbol ekibimizi de çok çok severim yani. Evet, Galatasaray maçlarına gidiyoruz. Maalesef gidemiyoruz, adada olduğumuz için gidemiyoruz. Sadece televizyondan izliyoruz. Geçenlerde Galatasaray Kongre, bayağı tantanalı bir kongre yaşadı. İşte uzatmalar oldu falan. Yeni yönetim belirlendi. Nasıl gördünüz yeni yönetimi? İnşallah başarılı olurlar. Başarılı olurlar. Başarılı olmaları için duacıyız. Ümit ediyoruz yani başarılı olmalarını. Evet. Başarılı olurlar diye ümit ediyoruz. Evet. Evet Rıfat abicim, çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiniz. Bu Temmuz gününde Paşa Limanı Adamızın Poyrazlı Köyü'nde, bu sizin güzel bahçenizde güzel meyveleriniz var. Gerçi az sonra oradan da bir çekim yapıp ucuna ekleme yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar yoruldunuz. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim yani. Dertlerimizi dinlediniz. Evet. Evet, Rıfat Bey'in bahçesindeyiz. İşte burada neler var? Yeşillik var, karpuz var, mısır var, kabak var. Evet, Rıfat abi, gerisini sen anlat. Ben gördüklerimi söyledim. Vallahi bilmiyorum işte, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum ne derece başarılı olabiliyoruz. Şurada değişik bir asma gördüm. O asma üzümdü, ata sarısı. Evet. Fakat çok güzel bakım isteyen bir üzüm. Yaşlı olduğum için ben tam bakamadım yani. Bakamadım. Evet. Hemen dönüyoruz. Bu tarafta fasulyelerimiz var. Sırık fasulyesi. Kayısı var. Nar var. Diğer tarafta domates, biber var herhalde. Evet. Maşallah her üründen bulundurdunuz. Evet. Kayısının dalı kırılmış. Ne diyorsun bak. İşte bakamadık onları. Evet. Bak bunlar da öyle. Maşallah. Üzerine bak. Dolu. Evet. Nedir bunların modeli, değişik bir nektarin. Şeftali? Nektarin. Evet. Tüysü şeftali de diyorlar bizim burada. Evet. Buraya domatesler yani. Çok güzel. Sırık domatesi, yer domatesi evet. Falan çeşitli. Meyveyi dal çekmemiş burada. Evet. Kırılmış. Yeni kırılmış duruma göre. Yeni evet, kırılmış. Evet, yeni kırılmış burada. Ben Erde'ye gitmiştim, yanlış evet. Olmuş. Evet, üzeri çekmemiş. Burada çok güzel patlıcan oluyor. Evet. Közleme mi yapıyoruz? Közleme yapıyoruz. Yemeğini yapıyoruz. Çok güzel. Olarak. Sanıyorum mandalin var evet, karşıda. Mandalin. Mandalini. Öbürküler asmalar, sofralık üzüm. Hepsini özenerek ektiniz.
Ve hepsi de oldu. Olmaz dedikleri, evet. Gerçi biz iki kişiyiz hanımla ikimiz beraber. Sizin gibi bir dostlara ikram ettiğiniz zaman, güzel. Aa, güzelmiş dediler. Çok güzel. O da beni bir şey mi okşuyor yani. Böyle enteresan bizim görmediğimiz meyve var mı? Zeytin var bu tarafta. Zeytinlerimiz var. Şu nedir? Bu cennet elması. Fakat dedim ya, ben kendim ilaçlama yapamadığım için bir arkadaşa söylemiştim. O da gelişi güzel. Yanlış ilaçlama yaptı, ne biraz etkili. Ne meyvesi kalmış, ne yaprağı kaldı yani. Evet. Rıda abicim, siz burada erikleri ben kendim diyorum. Evet, erikler, evet. Evet, evet. Bakın dallarda da ne kadar güzel. Sizden de bunlar şeydi. Daldan koparabilirsiniz. Olmadı daha. Yani. Daha olmadı diyorsunuz. Evet. Ama bu sert olarak sert. Bardacık eriği herhalde. Bunlar şeydi. Angelika. Evet. Angelika erik. Bu tarafta elma var. Elmamız var işte, bir tane yeşil elma diktik. Cevizimiz var arka tarafta. İki tane ceviz yaptık. Burada ben armut yapamadım. Neden? Armut sevmedi mi? Bilmiyorum neden. Şurada oldu. Kurumuş armut. Evet, kurudu. Burada arkada sanıyorum bu da erik, bu da kurumuş. Evet. Onu da yanlış yapmışım. İple bağladık. Zamanla avcı kesmiş yani orada. Tecrübesiz. Normal meyvanın dışında bir şey yapılıyor mu? Hayır. Reçel falan gibi. Tabii ki yapılır. Yapıyorlar da biz fazla yap.